Rahatsız olmayın arkadaşlar. Estağfurullah. Eli öpülecek adam sensin Alperen. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Serseri mayın gibi dolaşırken yolumu, çizgimi, ülkümü, idealimi, hepsini senin sayende buldum reisim. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Allah katında gerçek üstünlük takva iledir. Hiçbir milletin başka bir millete üstünlüğü yoktur. Arap'ın aceme, beyazın zenciye üstünlüğü yoktur. Reisim doğru dersin de ben şimdi şu kansız vatan hainlerini bir miyim Allah katında? Bak İhsan Bey, benim sahaya müdahale var. Eğer istersen şunun ağzının payını, yani cevabını ben vereyim. Tabii. Buyurun Hükmeli Hoca. Yalnız fazla sulandırmayın, olur mu? İhsan Bey, etraf çöle dönmüşse hüzünden, bunların suratına bir bardak su atmak sevaptır. Tüm sevabı sen mi alacaksın be hoca? Biraz da biz sevaba girelim dedik daha. Ya kardeşim, durul musun, dumrul musun, nesin ya? 6 aydır burada hayatı zindan ettin bize ya. Bak otur da bir vaaz dinle. Hoca be, baktım vaaza başlayacaksın, abdestin yok. Günah olmasın diye bir abdest aldıralım dedik. Bunda bu kadar kızacak ne var? Ama sen boy abdesti aldırdın. Bu küçük abdestle olurdu. Senin gibi kocaman, büyük bir adama küçük abdest yakışır mı hiç? Aşağısı kurtarmaz, kurtarsa dükkan senin. O da doğru. Hele şöyle gel biraz otur yanıma Dumrul kardeş. İşte böyle reisim. Düştük zindana, esir olduk resmen. Reisim buyur, çay taze. Allah razı olsun Emin kardeş. Allah senden razı olsun beyim. Sayende şu zindan medreseye dönüştü. Esasında zindanı medreseye dönüştürenler, kabristanları gülistanlığa dönüştürenler çoktan uçup gittiler. Dumrul kardeşim, zindanda olmak özgür olmaya engel değildir. İradenin hakkını verebiliyorsan, ten sevdasından kurtulup can sevdasına tutulabiliyorsan, işte o zaman özgürsün. Nefsin köleliğinden kurtulmak lazım. Şayet sen de bu Alperen kardeşim gibi olacaksan, tam da onun gibi yiğit ve derviş ruhlu olmalısın. Biz kim, dervişlik kim reis? Alperen gibi olabilir miyiz hiç? Estağfurullah. Benim idealimdeki Türk gençliği böyle bir gençliktir. Yoksa bizler mafya değiliz. Evet deliyiz. Deliyiz ama bu vatanın delisiyiz. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmek lazım. Türklüğün hakikati budur. Sırıtma lan! Sırıtma! Patronun nerede? Az evvel çıktı. Akşama doğru gelin dedi. He. Biz de yedik. Bak sen ona de ki, bugün günlerden pazartesi. Yani tam 48 saati var. Tamam mı? Çarşambayı sen alır. Sen almazsa icra alır. Güzel espri lan vallahi. Gülsene lan. Gül. Çıkıyor. Senin bu havanı, pozunu, cakanı bozacak elbet bir gün biri çıkar. Durun Türker, ziyaretçim var. Oo, Sayın abim, hürmetler, hürmetler. En derin hislerimle gel Selim abim. Hoş geldiniz. Kes abi. Sıra şifrindeki efendim, kes. Ulan, hani takip edecektin alacak verecek işlerini, he? Ne oldu? Hani ödemeyenin kulağını çekecektin, fırçayı basacaktın? Aman Salim Bey, sağ kolun olayım demek kolay. He? İcraat nerede? Hani icraat? Hani icraat lan? Abicim Allah çarpsın, yarı satı gibi koşturup durum. Bir sağa koşturum, bir sola koşturum. Bildiğin gibi de ama eğer vermezlerse abi, hepsini Erciyes tepesinden aşağı sarkacağım böyle.
Alacağım abi, sen bana bırak. Bana bak, şu tahsilat işlerini takip edeceksin, tamam mı? Vallahi canlı okurum seni. Bana ne kadar borcun olduğunu biliyorsun değil mi? O kara kaplı defteri bir açarsa... Seni minyatür zeybek seni. Hürmet abi. Ulan, gel bak ya lan, bana dövmeyeceğim gel. Sen niye işleri aksa tutursun oğlum? He? Niye böyle yaptırırsın? Niye aksa tutursun lan? Ya senin yüzünden daha iyi memnunsun mu oğlum? He? İki defa daha döven de bence akıllarını işlermişsiniz yani. Abi. Onlar yüzünden mekanımda daha iyi durmuyor. Nereye kadar ya? Kız Naci, zor olmuyor mu böyle her hafta gelip gitmek? Hem sonra bu adamın yakınıdır. Sakıncalı şahıstır diye atmasınlar seni de içeriye. Adamın biri diyor ki, demirden korkan fırını bilmez. Hanımın sağlığı nasıl? İyi maşallah, bir şey yok. Arada bir siyatiği tutuyor ama iyi. Tutturuyor mu yine ziyaretine geleceğim diye? Tutturmaz mı? Ama ben seni burada çok fazla görsün istemiyorum. Sen de öyle dememiş miydin zaten? Sayılı gündür gelip geçer. Hanıma sarılıp kucaklayacağım güne kadar ben vasfete kattım. Sana biraz para getirdim. Bir de temiz çamaşır bıraktım. Aslında izin verseler herkes gelmek istiyordu. Yani herkesin selamı var. Ama çıkış gününü bekliyorlar. Sen de selamı ilet onlara. Şairin dediği gibi. Sıkıntıyı çekecek gücün, acıyı bastıracak sabrın ve sevmesini bilecek bir kalbin varsa eğer, zindana dönse de hayatın beklemeye değer. Hürmetler Salim Bey abim, saygılar. Ne var? Abi manavr üstemi halledemedim. Nasıl yani? Abi nasıl diyeyim ben sana, bak böyle içeri bir girmedim abi böyle, ne oldu lan bu orada dedim. Böyle şaşırdı kaldılar. Abi ben bunları bir aldım elime. Bir una. 20 yememin. Korkudan böyle. Nasıl diyeyim ben sana, parayı masaya koydular. İşte bu. Gerisini sonra vereceklermiş. Ulan ben adamın ciğerini sökerim evvelen lan. Ciğerini sökerim. Gülme lan. Ne götürün lan, gülme. Yenge hanım. Az evvel Salim Bey buradaydı. Borcumdan dolayı icraya vereceğini söylüyor. Bir yardımcı olsan. Çok mu borcum var Salim Bey'e? Yok, öyle fazla değildi. Faiz bindikçe borcum çoğaldı. Tamam. Peki, ben konuşacağım onunla. Allah razı olsun efendim. Selam babişko. Vay benim prensesim geldi. Hoş geldin. Nasılsınız Ece Hanım inşallah? Thank you. Ne oğlum? Şşt! Bana bak. Buzdolabında unutulmuş bayat balık gibi ne bak? Hadi. Hadi işine. Salim Bey abi, biz müsaadenizi isteyelim, biz gidelim gari. Tamam, hadi. Hürmetler abi. Ay çok şapşalak bir şey bu. Babiş, hani sen diyordun ya, bir an evvel bul birini, yuva kur, çoluk çocuğa kavuş. Ben de torunlarımı kucağıma alıp seveyim. Seveyim de nerede kızım, nerede? Hani müteahhidin oğlu gelecekti de seni isteyecekti, ne oldu? Boş ver onu baba. Şu marketçinin oğlu var ya, çok yakışıklı bir şey. Bana onu al baba, ne olur. Kızım, ötekine ne oldu diyorum. Ötekine hani böyle çok ayılıp bayılıyordun, ne oldu? Vazgeçtim ondan. Hem ben terazi, o yengeç. Anlaşamayız. Peki bu marketçinin burcu neymiş? Bilmiyorum ama çok yakışıklı bir şey baba. Onunla anlaşabilirim. Olmazsa burcumu değiştiririm. Mahkemeye başvururuz, doğum tarihimi değiştiririz. Olur bu iş. Ne olur baba, al bana onu, al. Kızım sen beni deli mi edeceksin Allah aşkına? Ya hastaneden protokol istenmiş gibi damat alınmıyor mu? Profiterol. Yahu her ne hasta işte canım. Neyse bakarız. Hay Allah'ım. Ne günah işledim de böyle çatlak bir kız verdin bana ya. Canım babişkom. Canım. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Wow! Anişko Gelenzi. Sevimsiz kızım benim. Ne zaman vazgeçeceğim bu saçma konuşmalardan? Niye kulağa hoş gelmiyor mu Anişko? Senin o kulağını bir toparırım görürsün. Çekil şöyle, yılışma.
Aman kızım annene bulaşma, biliyorum tersi fenadır. Senin insanları ters yüz edişin gibi değil Salim Bey. Yine iflahını kesiyormuşsun garibanların. Ya şimdi sen işin gücün yok dert mi dinliyorsun Allah aşkına? Sağ gitsin, nene gerek? Yazıktır, günahtır. Şu mahalledeki esnafın etine budune be. Bir verip üç alıyorsun, beş alıyorsun. Bir de icraya vereceğim diye ötlerini patlatıyormuşsun. Vatandaş bir nevi tavuk gibidir. Buldu mu tutacaksın, tuttu mu yolacaksın. Sen ne anladın da gülüyorsun, gevşek şey. Ha ama sen vicdanım el vermiyor diyorsan, kıyamam diyorsan o başka. Git bankaya, çek ortak hesabımızdan kendi payını tabii. Ver onlara, onlar da borçlarını ödesinler bana. Vallahi zaten kaç gündür tahsilat yapamıyorum. Evde avuçta bir şey kalmadı kız. Ben de aptal gibi geldim de söyleyeyim dedim. Kime söylüyor? Koskoca Salim Bey dinler mi laf söz? O garibanların yapma etme diyecek ne gücü var ne de takati. Ama yarın bir gün biri çıkar da dikilirse karşına, o zaman görürüm ben senin bu kakara kikiri hallerini, çözlük. Varsa öyle kendine bir güvenen gelsin de alsın boyunun ölçüsünü. İşte bu aslan babam benim. İşte bu. Buyur Yaşuan. Saygılar. Saygılar, saygılar. Ne demek? Ne demek? Emir telakki ederiz. Aa, olur mu? Olur mu öyle şey? Sana hayır demek mümkün mü Reşvan? Ya aslında Reşvan, ben daha makul işlerle uğraşıyorum. Malum çoluk çocuk sahibi adamız. Ben bir ara uğur... Hı? Almaya mı geldiler? Emrin olur, emrin olur ya şu an, emrin olur. Saygılar, saygılar. Kızım benim bir görüşmem var. Eski bir dost. Tamam. Sen keyfine bak, tamam mı? Hatice, kumbet. Tamam babişko. Uy, ne diyorsun ki? Doğru değil de ya. Ben şahidim, ben bilirim, ben tanıyorum Dumrul'u. Oo, bunlar ne ki? Deli Dumrul derler ona. Abi neler etmiştir, sizin haberiniz yoktur. Heh, anlat tabu anlasın, biraz kalın kafalı, anlamayı biliyor musun? Anlat, anlayayım da. Durmuşsan yenisin tabii. Tanımamışsın onu, görmemişsin bile. Hakiki bir delikanlıdır o. Helal süt emmişindendir be. Böyle bir yürür kim? Gelir gelir gözlerini devirerekten. Der ki, kaldır kıçını. Ula herkese böyle mi diyor? Ya bunu ben de bilmeyenim, ilk defa duydum. O değil o, ben diyorum. O der ki, hop dedik. Bana bak, uşak bak, iftiraya uğramış da içeri atmışlar değil de, doğru mu? Ama yakında da sıkacakmış değiller, doğru mudur? Ya sen de bir huzur ver de ya, bir o tarafa bir bu tarafa atarsın bizi. Öyle adama hapishane daha gelir. Göreceksiniz, yakında çıkacak gelecek. Allah büyüktür. Ya, anacığım da kim bunu nasıl şey bunu biliyor musun? Uşaklar bana bakın, Tumrul'un yavuklisi var mıdır? Oracığını karıştırma, derin mevzudur. Oho! Bakıyorum da servissiniz. Hadi işinizin başına, yürüyün, yürüyün! Sen de yürü, yürü! Bana bak kızım, çenen çalışmasın, elin çalışsın. Git içeriyi temizle. Sen de gel artık be Tumrul. Özlettin be kendini. Ben de düşündüydüm ki... Salim bizim eski dostumuz, eski yol arkadaşımız. Bizi kırmaz. Demek yanılmışız. Ya bak şimdi, ya böyle konuşup kalbimi kırma Reşo ağam ya. Ya dedim ya, ne bileyim artık genç adam değiliz. Bir genç kızım var benim. İyi ya işte, bu işi kabul etmen kızının selameti için iyi olur. Anlaşıldı. Peki... Sen benden tam olarak ne istiyorsun Reşua? Senin kamyonlarla mal sevkiyatı. Sevim başkomiserim, maşallah her hafta buradasınız. İhsan Bey sanki babanız. Ben onun koruma amiriydim. Doğru söylüyorsun, manevi babam sayılır.
O benim için gönüllerin sultanı. Adam gibi adamdır. Durumlar nasıl? Değişiklik var mı? Çok şükür iyi gidiyoruz reis. Zeynep'le bayağı yol kat ettik. Avukat Bey de konuyu yakından takip ediyor. İnşallah yakında beraat edeceğiz. Ali ile Alperen'in durumu ne peki? Sizinle aynı dosyadan tutuklu oldukları için hüküm onları da kapsayacak inşallah. İnşallah, inşallah. Şu bizim Yiğidon'un durumu ne peki? Dumrul'un meselesiyle ilgileniyoruz resim. Tahliyesi yakındır. Bir tanık ifadesi her şeyi halledecek. Tanık var mı peki? Adam ifade verecek mi? Verecek resim. Gizli tanık olacak. Benim de yakından tanıdığım sağlam biri. Dumrul yiğit bir olan Semih. Onda iyi bir cevher görüyorum. Merak etmeyin resim. Reisim, bu milletin size ihtiyacı var. Sizin çıkmanızı bekliyorlar. Estağfurullah. Bu milletin bana değil, benim bu millete ihtiyacım var. Bu millet necip bir millettir. Milletim için dünyayı sırtımda taşırım diyen Fatih'in yolundayız. Buyurun. Buyur beraber yiyelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çekinme ya, buyur. Maalesef ben ondan yemem. Niçin? Çünkü bizde çorba kalmamıştı. Bahçemizdeki köpeğin kabından koydum size. Çorbanızı bitirseydiniz. Vay 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 Gülden Hanım. Maşallah bugün de böyle çok güzelsiniz. Hoş geldiniz Salih Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya durup dururken böyle birdenbire canım mıhlama çekti. Hani sizin yaptığınız mıhlamalar var ya güzel güzel. Gideyim de bir tabak mıhlama yiyeyim Bilden Hanım'ın elinden. Çatal kaşıkla da yiyebilirdiniz. Ya da hanımınıza söyleseydiniz, o size yapsaydı. Ya Bilden Hanım, sizin şu esprikleriniz, şu laf sokuşturmalarınız inanın beni öldürüyor. Vallahi harikasınız yani. Harikasınız da, neyse, şaka bir yana hayatın gerçeklerini de atlamamak lazım değil mi? Yani senet sepet gibi, alacak verecek gibi diyorum. Biraz gecikmeyle de olsa ödeyeceğimi söyledim size. Aslında Bilden Hanım, yani hayat o kadar hızlı akıp gidiyor ki, bazı şeyleri geciktirmemek lazım diyorum. Yani ne bileyim, yaşamak gibi, zevkli şeyler yapmak gibi. Aşk gibi mesela. Elinizdeki senetle bunun alakasını pek şey yaptıramadım. Ha, ben şöyle şey yaptırayım o zaman. Şimdi bu elimdeki senet bir kağıt parçası. Tut ortasından, çat diye yırt at. Değil mi? Yani diyorum ki, al gülüm ver gülüm meselesi. Bildan abla, bir durum olursa haber ver. Yine mi geldi bu? O benim ortağım olduğu kadar canımdır da. Aynı zamanda koruyucu beni. Biliyorum, biliyorum. Geçenlerde seninle biraz samimi olarak dedim. Az daha çatalı gözüme sokuyordu. Neyse. Benim iştahım miştahım kaçtı valla. Ben gidiyorum. Mıhlamayı artık yarın ye. Yarın dedim de aklıma geldi. Güzel Hanım. Şimdi bu senetlerden birinin vadesi yarın doluyor da tedarikliyiz dedim inşallah. Yarın ola, hayır ola. Hayır ola, hayır ola. Hayır olsun. İnşallah, inşallah. Vay be! Demek reis tahliye oluyor ha? Ya ama peki biz reissiz ne yapacağız burada? Yo, ben durmam. Ben çıkarım dışarı. Nükteli Hoca, nasıl çıkıyorsun mahkeme kararı olmadan? Ulan var ya, salladın yine işkembeyi Kübra'dan ha. Ya Alperen kardeş, yani sana kalsa beni müebbet hapse mahkum edeceksin. Ya benim suçum ne? Sahi Hoca ya, senin suçun neydi? Hiç söylemedin. Ben de bilmiyorum ki. Ben bir muska yazdım, biraz da okudum, üfledim. Attılar beni içeri. Bana bak Nükleri Hoca, böyle tılsımla, muskayla
adam almazlar buraya. Söyle ne yaksın bilelim yani. Allah belamı versin! Casus mahsus değilim! Ulan direkt ulan o zaman Yasin suresini oku! Niye Yasin suresi? Hoca adın Yasin değil mi senin? Adım Yasin ama arkadaşlar İhlas der. Ben sana İhlas suresini okuyayım. Nükteli, delirtme beni! Boş ver Alperen kardeş. Yarım avcağı yiğinden, yarım ocağı adamı dinden çıkarır. Alperen ne yapıyorsun? Bırak hocayı. Ne hocası reis? Bu adam hoca falan değil. Ya reis bir namaz kılışı var görsen sanki kıçına net yağ sürmüşler ya. Tövbe de, tövbe de çarpılacaksın. Hadi hadi. Abdestsizim ama namazım dayanır yiğidim. Bırak adam görevini yapsın. Gözün aydın reis. Tahliye oluyor musun? Allah hepinizi kurtarsın. Amin. Bedo ne oldu? Bedo'nun mu var? Reis çıkacak yakında. Şimdi haber geldi Bedo. Bir an evvel bitir bu işi. Ben ne olacağım peki? Merak etme seni koruruz. Sen hemen baş gardiyanın odasına koş. Oraya sığın. Ben şimdi söylerim merak etme. Uy ne diyorsun kızım ya? Doğru diyeceksin de ya ben şahidim de. Bu ne ki daha? Onun yapmadığı iyilik. Etmediği kıyak yoktur. Sokak çocuklarından yaralı enik yavrularına kadar hepsinde hakkı vardır Dumrul'un. Ne oluyor burada? Yine mi Dumrul muhabbeti? Hadi işinizin başına. Sen de mutfakta yap şu işini. Merhaba. Naciye Hanım'la görüşecektik. Tabii. Şöyle buyurun. Burada konuşalım. İşte geldik ve gidiyoruz. Hayat çok kısa ve sınırlı. Sınırlı bir alemde sonsuz bir cennet kazanmak kolay değil. Niyetimizi sağlam tutmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Eyvallah. Senin meseleyi takip ettiriyorum. İnşallah yakında sen de çıkarsın. Vallahi reis. Bu adamlar çıkarmazlar beni buradan. Sağlam bir tanık var. Gizli tanık. İnşallah onun verdiği bilgiler seni aklar. Benim koruma amirim Semih Başkomiser senin işi de takip ediyor. Tahliyen eli kulağındadır. Allah razı olsun. Alperen elimde büyüdü. Babası dava arkadaşımdı. Bir gecede bütün aileyi şehit ettiler. Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun kardeş. Çok zor bir imtihandan geçmişsin. Allah var, problem yok. İnsanların uğurlarına öldükleri aslında uğurlarına yaşadıklarıdır. Bırakın, değmez. Elini kirletme. Elimi kirletmiyorum ki reis. Ayağım yeter ona. Ayak takımıyla da uğraşma. Belli ki emir kullan. Götürün şunu. Özellikle havalandırma saatini bekliyoruz. Dumrul kardeş. Allah razı olsun. Cümlemizle. Yani eli kulağında diyorsunuz öyle mi? Ona o tuzağı tezgahlayanların foyası çoktan çıktı ortaya. Hızır gibi yetişen gizli bir tanık da işi iyice hızlandırdı. En kısa zamanda çıkacak inşallah. Alperen kardeş, ben arkamı mazur gör. Ailenin şehit olduğundan hiç bahsetmedim. Vaktin varsa dinlemek isterim.
Daha çocuğun beynini dağıtın yoksa. Ne istiyorsunuz bizden? Bırakın evladımı. Oyun bitti artık. Allah'ım, bu adamı çocuğunun gözü önünde öldürmeden canımı alma. Yanılmıştım kardeş. Hakkını helal et. Önemli değil. Hasret bitiyor arkadaşlar. Deli Dumru'nun tahliyesi yakındır. Hadi gözümüz aydın. Sen mi söylüyorsun Naci? Ah, Allah'a şükürler olsun. Ne zaman çıkıyormuş? Vallahi eli kulağına dedi başkomiserim. Bir tanığın ifadesiyle suçsuz olduğu anlaşılmış. E hadi hayırlısı. Ey güzel Allah. Takla. İlahi adalet. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Tuz ekmek helal edin beyler. Helal olsun. Hayırdır hoca? Ağzın bıçak açmıyor. Valla üzüldüm be reis. Hoca be, insan sevdiği tahliye olurken üzülür mü? İyi ki seviyorsun. Bir de hani sevmeseydin bitmiştik ya. Valla bugüne kadar hakkımda hiç iyi düşünmedim reis. Ama şu andan itibaren bir numara onu anlamadım. Aa, hayırdır hoca, ne iş? Ne kebap yansın ne şiş. Dur oğlum. Tahliye olunca illaki gel yanıma. Tamam reis, çıkınca ararım seni. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne hakkımız var ki reis? Asıl sen helal et. Çiğçihan der ki, hiçbir Türk alnında esaret damgası taşımaya tahammül etmez. Allah'a şükürler olsun ki bizleri bu esaretten kurtardı ve akladı. Dileğim o ki sizler de en kısa zamanda kendinizi temize çıkarır ve kurtulursunuz. Hadi Allah kurtarsın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Vereceğim ki abi bayılacaksın sevinçten. Dumrul, deli Dumrul tahliye oluyormuş be. Kız cidden gidiyor. Komşular, komşular, deli Dumrul geliyor, deli Dumrul. Komşular, deli Dumrul geliyor. Kim geldi olmuş lan? Hanım yokken Bora bir şey de vereceğim sana. Bu geçen gün Salim Bey ödemelerinden dolayı borda beni yalvarttırdın mı borda? İnsaniyetliğimden çıkak oldu. Sana iki gün daha müddet verip dururum. Sevin, sevin. Ne sevineceğim be, ne sevineceğim? O Salim vicdansızı iliğimizi kemiğimizi kuruttu. Borcu bırak, faiz ödemeye mecalimiz kalmadı. Siz o parayı nah alırsınız. Deget de kemiklerinizi kırmayın. Sen nasıl konuşturursun ne benimle, he? Ulan o para ödemezsen var ha, seni Erciyes'in tepesini aşağı koyarım bak, buna göre ha. Ne olacakmış be, ne olacakmış? Al sana, al! Ulan vay! Ulan sana kim mi kalan ulan seni? Ulan dur! Deli Dumrul geliyor, deli Dumrul! Ulan kim geldi durmuş lan, he? Sen beni mi unuttun lan, he? Gel, gel bakayım Bora, gel lan bakayım Bora. Oğlum bak seni İngiliz atlarınla, Arap atlarının eğitimini alırım bak. Son 400 metre de lan! Ağzını burnunu kırarım bak sen şerefsiz! Neden mi unuttun ya sen? He? Geçmiş olsun reisim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Zatihalinizin emriyle kimseye haber vermedik. Piyasa nasıl Semih, piyasa? Vallahi sorma kardeş. Etrafı çirkef sarmış. Milleti ifsad etmek için ne yapmıyorlar ki? Ama tahammül ediyoruz işte. Kötülüğe tahammül ettikçe azar Semih. Ezeceksin başını bunların, ezeceksin. Peki bunu başarabilir miyiz sence? Eğer inanırsak birçok şeyi başarabiliriz. Ama inanmayan hiçbir şey başaramaz. Hiçbir şey. Haklısın Alperen. Ne velasımcılığa başlamış milletler... Yıkılmaya mahkumdur.
bu milletin düşünmesi için gerekirse öleceğiz. Buyurun reis. Salim Bey'in işi de zor bundan sonra. Deli Dumul gelsin de hele bir öyle bir benzetir ki vay haline. Aman diyeyim. İleri geri konuşma birader. Sonra yetiştirirler Salim Bey'e. Kesin lan tıraşı. Bir Deli Dumul'un muhabbeti aldı gidiyor. Evvela gelsin bir görelim. Şu bileği bükebiliyor mu? Ondan sonra konuşursunuz. Zor konuşurlar. Koray abimin bileğini bükecek adam daha görülmedi. Abi Deli Dumul diye bir de acayip bir adamdan bahsettir lan mahallede. Hapistemiş, gelip durmuş. Herkes bundan bahsetti onu. İyi de bize ne bundan? Abi bize ne de hindi? Mahallede millet siltan boylet dur abi. Çok affedersin Salim Bey, nahtet dur lan yani çok pardon yani. Nahtet dur lan abi. Faizi pardonu unutsun de dur lan. Arkadaşlar, şimdi haber geldi. Tahliye kararı. Deli Dumrul geliyor. Uy, ne diyorsun? Yaşa mı diyorsun ya? Hürmetler hecemanım. Ne baktırın lan? He? Oğlum bak, kumbağa böyle öküz gibi baktırsın lan. He? Helal olsun. Ah canım benim, hakkın helal et. Helal olsun. Toplan. Kes. Arabalar artık, arabalar. Çabuk. Çabuk. Ay hadi bize karşılayın. Hadi koşatın, koş. Aa düşükler. Bir kenar mahalle dedikanlısı için bu kadar telaş. Saçma. Aa sinir oluyorum ama. Ha. Komutanı ne zaman kapatacağımızı bilmiyoruz. Akıllıysan gideceğin yere hazırlan. Unutmayın. Asıl mahkum nefsinin mahkumudur. Haydi selametle. Eyvallah. Ne güle. Niye? Ne bu neyim lan? Ne diyorsun lan bu iş? Hop dedik. Bence. Ne özelliği var? Halk bir ahali bir adamı böyle sevdiyse var demektir bu özelliği. Hem de önemli ve özel bir özelliği var demektir bu küçük ömür. Çekilin! Çekilin! Bana ne oluyor kızım? Çık arabadan! Çık! Çek, bak yolları be! sen de çık! Oh be! Kapıyı! Reis çıktı hoca. Artık işin kalmadı burada. Ha şimdi ne yapacağım? Yeni görevini bekleyeceksin. Yarına kalmaz tahliyen gelir. İyi ben de tahliye olunca reisin yanına gideyim bari. Yok gerek yok. Kurula verdiğin raporları zaten kurul beğenmedi. Hep öyle bir rapor yazmışsın ki sanki reisin has adamı gibisin. Bir sürü fırça yedim. Adam senin gözünü boyamış. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben ne gördüm tam yazdım. Yani sen şimdi fırça yemeyeceksin diye. Ben reise iftira mı edeyim? Ha! Ya sen ne diyorsun? Ben ne gördüm onu yazdım. Sen fırça yemeyeceksin diye ben reisi iftira mı edeyim? Neyse bakalım, 24 saate kalmaz senin tahliyen çıkar. Yeni görevini bekleyeceksin. Tamam, bekleriz. Tamam. Eyvallah arkadaşlar, Allah razı olsun. Ama hop dedik. Gideyim de anamla bir hasret gidereyim daha. Sonradan kahvede görüşürüz. Hadi tamam, eyvallah. Tamam, hadi. Dumrul'um, canım benim. Seni oralarda çok üzdüler mi? Çok eziyet çektin mi? Gelmemi de istemedin oralara. Yok be anacığım, sen canını sıkma diye. Yoksa geldi geçti işte, ne yapalım? Kes. Dağılın, hadi bakalım dağılın. Dumrul daha şöyle gelişecek. Hop birader, nereye gidiyorsun ya? He? Ne oldu ki? Salim Bey'in senenin son günü hatırlatıverem dedim. Bilmiyorsun Salim Bey'in sağ solu belli olmaz. Gover valla. Asıl borçlularını çoktan ödedik. Kaç aydır boş yere faiz ödediyor. Azıcık geciktirdik. Yok öyle ya ama.
Bir daha ne alırsınız? Uli arkadaş, herkes bir nah tuttunuz. Beni nah det duruyor. Uli iki gün önce böyle demet durdunuz ya siz. He? İki gün önce avruya deli dumruluyordu ondan arkadaşım. Bak sen kör bundan sonra daha neler olacak bak. Uli ben Salim Bey yine kabak gibi oyveje gele beni. He? Abi senden dolma olmaz da pek şahane cacık olur. Iyar. Çabuk abi. He he çok hoş vakti. Tavuk gibi dur lan. Bana çabuk gel. Bana çabuk gel. Bana çabuk gel. Hadi lan. Ben sana dolu lan hadi. Ben otursun. Abi işte başını bitecek. Ben azıcık bak sen de. Hadi gel. Çizim. Git. Düzgün durun bakayım. Hazır ol. Rahat. Ya niye başlayacak? Dalga mı geçirsin bizden ya? Vallahi ya ben de öyle anladım. Askeriye bu kadar şey yapmıyorduk. Hop dedik. Ne oluyor da askeri kışla mı burası? Hoş geldin Nurul abi. Durmuş bizim yeni elemanlardan. Evet. Dursun'u da Zalim Baba'nın kahvesinden hatırlarsın. Toprağın. Ne yapıyorsun toprağım? Ne yapayım toprağım ya işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Başla. Niye başlayacağım lan? Önce sen başlayacaksın. Öyle anlaşmadık mı? Hadi da. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdiki şeyle oluyor. Biz aramızda kendi aramızda bir şey getirdik de bilinçli şey yaptık. Böyle her günün anlamı önemini belirten falan diye. Ona. Onu görüştük, bir tuttuk, tarttık. Yani biraz anlamsız oldu diye düzelttik. Oynayacağız abi şimdi. Hadi bakalım, hadi uşağım. Çay elinden o yani kelleyi dumrul dumrul kelleyi dumrul dumrul kelleyi dumrul. Yamuk işlerin varsa dumrulumdan uzak dur dumrulumdan uzak dur dumrulumdan uzak dur dumrulumdan. Kabancam sapı diye cülle dona batao cülle dona batao deli dumrulu o ya o bir şey yap hop 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 hop. Dumrul. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Çok mu aradım bunu? Hadi içeri geçin hadi. Sen bize iki tane demir çay kap gel, koş. Tabii tabii sen çayı getirirsin, bu kaşığını getirir, ben de şekerini getiririm. Hey, hadi siz kalın. Beraber çayı, aferin. Hocam seni oğlu gibi severdi. Senden söz etmediği bir gün dahi yoktu. Zalim Baba çok makul bir adamdı. Yani adam gibi adamdı. Hele ki adamlığın tedavülden kalkmak üzere olduğu bu devirde kimse su dökemez beline. Vildan ablacığım. Dumrul'a hoş geldin yemeğe versek diyorum. Bütün tanıdıklar bir arada oluruz. Oldu Bil. Ne zaman isterseniz. Tamam ablacığım. Güzel mi? Evet çok güzel. Oo Dumrul kardeş gel. Merhaba. Merhaba. Bak kızım, bu abinin ismi Dumrul. Başkomiserim, adının önünde bir de sıfatı var biliyorsunuz. Bu kız da benim güzel kızım Beyza. Çok memnun oldum. Ben de. Hadi koş bakalım, biraz da tahterevalli yapalım. Sonra gideceğiz. Semih abinin eşi de polisti. Şehit verdik onu. Beyza'nın annesi de babası da Semih abi. Üzerine titrer onu. Gözünden bile sakınır. Bizim meslek böyledir işte. Kime ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yerde kalanların açısı da cabası. Yani senin anlayacağın... Herkesin harcı değildir bu iş. Vazgeçmek niyetindesin galiba. Maşallah. Söylediğimden bunu mu çıkardınız? Evet, hadi gidelim artık. Küçük kızım bırakalım, oradan da reisi görmeye gidelim. Şu kısa mahpusluk dönemi.
bana çok şey öğretti. Bir oyun oynanıyor. Bir oyun ki kimin kime çalıştığı hiç belli değil. Az evvel anlattığım gibi bir tetikçi. Oo. Dumrulum hoş geldin. Geçmiş olsun diyelim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Hayatımı kurtaran yiğit bu işte. Namı diğer Deli Dumrul. Delidir melidir ama yiğidin hasıdır. Gözü kara bir vatan evladı. Bize müsaade İhsan Bey. Müsaade sizin. Güle güle. Güle güle. Aramıza hoş geldin. Cezmi Bey değerli bir abimizdir. Bize yardımları ve destekleri saymakla bitmez. Sağ olsun, var olsun. Bizim Zeynep kızımızın da babasıdır. Benim gitmem lazım. Yarın bir konferans var. Gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapacağım. Nasip olursa. Doğrusu merak ettik bu açıklamaları. Yani tabii bir mahsuru yoksa. Hiçbir mahsuru yok. Sizden mi saklayacağım? Zaten yarın tüm kamuoyu duyacak. Gizli şer şebekesini deşifre edeceğim. Başlarında Maça Bey diye bir adam var. Yani bir numara dedikleri adam bu mu? Sanırım öyle Cezmi Bey. Bana iletilecek bir bilgi var. Akabinde onun kim olduğunu da öğrenmiş olacağız. Reis, bu bir numaranın adresini ver. Gidip onu 100 numara yapalım icabında Allah'ın izniyle. Dumrul kardeşim. Adresi bilsek zaten size bırakmam. En kısa zamanda onu da öğreniriz inşallah. Hadi bana müsaade. Eyvallah. Abbas yolcu. Güzel. Alo. Hedef kafesten çıkıyor. Tamamdır. Yola çıkış saatini ve güzergahını bildirin. Tamam, anlaşıldı. Dumrul kardeşim. Seninle tanışalı az bir zaman oldu ama sanki 40 yıldır aynı davanın adamları gibiyiz. Seninle bir mevzu konuşuruz. Buyur. Bak, bizim işimiz zor ve çetrefillidir. Ben bu uğurda polis eşimi şehit verdim. Kızım Beyza annesiz büyüdü. Ama derim ki bu saatten sonra ayrı gayrı olmaz. Bizimle ol. Bizimle çalış. Başım gözüm üstüne. Yalnız başkomiserimin de dediği gibi zor iştir bu. Herkes altından kalkamaz. Kalkarsın, kalkarsın. Merak etme, korkma. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Aldın mı cevabını cadı? De davet ettiğin için eksik olma delikanlı. Sağ ol. İnsan bu hengaminin, koşturmanın içinde arada bir böyle ortamlarda ister tabii. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz soframıza. Selamünaleyküm beyler. Bora efendi boşuna gelmemiştir buraya. Ortalığı karıştırmazsa ne olayım? Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki bu kutlama yemeği Dumrul kardeşimiz için. Allah şükürler olsun ki tekrar aramızda. Onun da söyleyeceği bir şeyler vardır herhalde. Eyvallah. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir ömür boyu hapis yatanlar var orada. Biz de bir ömür boyu olmasa bile hayatımızın yarısını geçirdik hapiste. Ve gördük ki zor iştir mahpusluk. Eğer ümidin ve inancın yok ise parmaklıklar arkasında değil, tam kalbinin ortasındadır hapishane.
Biz yattık çıktık ama biliriz ki müebbet mahkumuz biz. Ve mahkumiyetimiz sevdayadır. Bizim sevdamız yalana ve dolana, arsıza yolsuza, haine ve layine dur demek kavgasıdır. Ve biliriz ki böyle mahkumiyete can kurbandır. Şimdi durun bir dakika. Müsaade edin bana. Rajon kesmek, delikanlı muhabbeti kelam etmek kolaydır. Delikanlılık önce yürek, sonra bilekli olur. Ama bu bileğini bükecek varsa işte ona delikanlı derim. Hadri meydan. Ya Allah bismillah. Yavaş be. Bu dedik. Rahatsız olmayın. Kolaydı şu an. Kardeş, bırak rölantide kalayım. Gazıma basarsan ezer geçerim. Uyma sen ona Dumrul. Hanım kardeşimiz haklı. Uyma sen bana. Hanım kardeşimizin sözünü dinle. Delikanlılık davetine uyma. Hop dedik. Ya lafını sözünü bileceksin ya da o bileğini birazdan vücudunun başka tarafında göreceksin. Şunu alır mısınız arkadaşlar? Al hocam. Yapıştır oraya. Hadi bakalım Dumrul. İndir hemen aşağı. İndir, indir. Hadi toprağım. Ay be, dilin kadar bileğin de sağlammış. Sen de kolay lokma değilsin ama biz lokmanın en sertini bile sakız gibi çiğneriz icabı. Yürü Dumrul, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu resul. Ali! Ali! Baskına uğramışlar. Reis şehit düşmüş. Hop dedik.
Başka zaman arkadaş. Ne bekliyoruz daha? Hadi gidelim. Bazı şer güçleri gizli oyunlar peşinde haince planlar yapıyor. Ama biz muhabbet fedaileriyiz. Bizler gönüllere talibiz. Bizim rejimle, devletle, idareyle alıp veremediğimiz hiçbir şey yok. Bu iftiraları atanlar ve attıranlar bir gün gelip pişman olacaklardır. O günde onlara kınama yoktur. Semih, başımız sağ olsun. Hadi artık aslanım, topla kendini. Bak artık bize düşen metin olmak ve o alçak katilleri derdest edip mahkemeye teslim etmektir. Müdürüm, ben bu o şerefsizleri bir yakalayayım. Bırak mahkemeyi, bir dakika sonra canını çıkarsan namerdim. Başımız sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Teşekkür ederim Cezmi Bey, sağ ol. Hop dedik Semih kardeş. Ağlamak değil, ağlatmak zamanıdır. Birilerinin anasını ağlatmaktan bahsediyorum yani. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Zannedetmişsiniz ya. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Aga. Reis gitti be. Ha? Tetikçinin kimliği belli oldu mu aga tetikçinin? Evet. Türk asıllı değilmiş. Olacağız inşallah. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Koca reisi bir Türk öldürmediği için çok şükür. Haklısın. Türk milletinin başı sağ olsun. Sen ne zaman tamurcu oluyorsun? Kurşun delip geçmiş aga. Enfeksiyon kapmasın diye bir gün daha tutacaklarmış. Ama yarın o itlerin peşindeyim. Ne olursa olsun o itlerin peşindeyim. Haberiniz olsun. Bir müddet buralarda olmayacağım. Ta ki o maça beyi denen alçağı bulana dek. Parçalama kendini aferin. Şahıslar fanidir. Dava bakidir. Eyvallah. Gidip biraz dinlenin. Birkaç saat sonra haberleşiriz, tamam mı? Öyleyse sana zahmet. Beni şöyle sağda bir yerde bırak. Ben de burada ineyim bari. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Bizler canı tetikte namlunun ucunda yaşayan insanlarız. Bize uyumak bizimle olmak zorunda değilsin. Yani bana sorarsan... Tamam, sorarsam söylersin. Ya sen ne ters bir adamsın. Bir dur. Bu işler öyle birkaç kendini bilmez de 3-5 Osmanlı tokadı atmakla oturup bilek güreşi yapmaya benzemez. Acımasızdır karşımızdakiler. Gözlerini kan bürümüştür, elleri her an tetikte. Hem sen hayatın boyunca hiç tetiğe dokundun mu? Nereye ya? Buyur. Şu ilerideki daha senin. Sen bunu dürbün tüfek zannettin herhalde. Buyur. Ya bas artık şu tetiğe ya da kapansın artık o çok konuşan çene. Ya sen bir kadınla nasıl konuşulacağını bile bilmeyen yontulmamış kötünün tekisin. Boşuna deli demiyorlar sana. Deli yetmez, zır deli. Zır. Aleykümselam. Buyur bir çay mı içtin Nur kardeş? Hop dedik. Bu davetin altında bilek güreşi varsa eğer merak etme aklımda. Halledeceğiz o işi boş bir vakit bulduğumda. Yok kardeş o iş tamamdır. Delikanlı adamsın. Yüreğinde bileğinde sağlam. Buyur bir çay mı iç. Bu devirde delikanlı adama rastlamak kolay değil.
Bu saatten sonra beni bir kardeş, bir yoldaş, bir dumlu kardeş. Eyvallah. Müsaadenle benim birkaç işim var. Sonra görüşürüz yine. Ha, şairin dediği gibi. Tozu süpüren fırça, faraş ister. Uzayan saç, tıraş ister. Delikanlı adam da arkadaş ister. Tabii bunu hak edecek. Adam gibi bir adam. Eyvallah dumlu kardeş. Güle güle. Vicdan Hanım. Tamam, biliyorum bu hafta içinde. Aa, sen beni yanlış anladın canım. Ben sana bunu vermeye geldim. Vallahi, buyur. İster yak, ister yurt at. Buyur, buyur. Sebep? Aa, sebep ne olacak? Ufak bir jest yapıyorum sana. Biliyorsun, herkese yapmam. İstersen öteki senetleri de verebilirim yani. Hani mesela bir akşam baş başa otururken, ne bileyim, daha samimi, daha yakın olaraktan diyorum, konuşuruz. Sen düşün, taşın, bana bir alo yap, tamam mı? Yemin ediyorum anında gelirim. Aa! Öpüldünüz. Siz de kaşındınız Salim Bey. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Abi açtı, sandığı kurtardı ya. Bu işe nedir? Tek oldu bu sensin abi. Anlaşılmıştır. Ve bu Salim dediğiniz zerzebata bir ziyaret elzem ve şart olmuştur. Allah razı olsun abi. Yaşar abi. Ben çok heyecanlıyım Ecem. Baban beni sevmezse? Sever sever. Hem babam istediğim bir şeyi mutlaka alır bana. Merak etme Biloş. Hem burçlarımız da uyuşuyor. Ecem Hanım nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. İşte öyle böyle dedim ama sizi görünce içim bir hoş oluverdi. Bu beyniz yok mu acaba? Var var, masanın altında. Babiş! Çık babiş! Çok şakacısınız Ecem Hanım. Ben sonra tekrar uğrayıyorum. Çok şapşalak bir şey bu. Bana da hayran. Ben sanki bunun espri yaptığını anlayamıyorum. Sen aç kakan gibi götürsün beni orada. Hala götürsün onu çabuk abi lan he? Gel bana he? Gel döneceğim ben. Gel. Gel. Hayırdır Naci? İyi görünmüyorsun. Bir şey soracağım Vildan abla. Sen hiç gökkuşağının altından geçmeyi denedin mi? Ya da denizin altında ateş yakmayı? Ya da olmayacak duaya amin demenin ne demek olduğunu bilir misin? Derdini anladığımı söylesem yalan olur. Şunu daha açık anlatsana. Ablacığım derdim sevmek. Deli bir adamı sevmek. Sevmek ama hay be. Delinin birini sevmek ne demektir iyi bilirim. Ama senin derdin ufak. Hı, şu kadarcık. Ablacığım o kadar sevmek mi olur? Olur. Seveceksen eğer birini şu kadar. Bir serçenin gözyaşı kadar sevmen kafidir. Hafife alma. Serçeler ağladığında ölür. Babam ne iş yapıyor demiştin delikanlı? Kuyumcudur efendim. Toptan altın ticaretiyle uğraşıyor. Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Bak, benim kızım pek bir değerlidir, tamam mı? Hani köylerde derler ya kilosuna bir altın diye. Ben kızımın her gramına bir altın isterim, haberin olsun. O zaman diyet yapmayı bırakayım bu aralar. Aferin akıllı kızım. Babasının kızı. Aşk olsun Ecem. Bizde adetten de selamun aleyküm. Ama bizim kitabımızda adam olana selam verildiğinden ve etrafta şu anda öyle bir canlı görülemediğinden bodoslama dalmış bulunmaktayız. Ya sen ne diyorsun? Sen kimsin kardeşim ya? Ben Dumrul. Deli Dumrul. Deli? Ha o sen misin? Ha o benim ya. Sen de şu Salim dedikleri sen herhalde. Evet.
Ne olacak? Vallahi şimdilik olan bir şey yok. Ama her an olabilir. Sofrasına alın terini çorba yapıp içen adamların aşına kan doğurama. Düş yakasından insanların. Allah sana bir can vermiş. Bırak Allah'ın verdiği canı yine Allah alsın. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem, sadece uyarırım. Uyana sözümüz olmaz. Uymayanı oyarım. Eğer elini o çekmeceden çekmeyecek olursan, iki saniye içinde adım parmaksız salime çıkacak. İstersen bir dene. Otur yerine, Tikican abi, boşa zahmet etme. Neden diyecek olursan, şairin dediği gibi. Tüysüz itte bit olmaz, yavşaktan yiğit olmaz. Merhaba, ben Ecem. Affedersiniz, burcunuz neydi? Valla ablacığım, bizim öyle işlerle pek işimiz olmaz. Bizim bildiğimiz bir tek burç vardır, o da kale burcu. O kalede nerede diyecek olursan, tam buradadır. O burca bayrak dikecek olanın da Ulubatlı Hasan yüreğine sahip olması lazımdır. Şu kömürü bulan kişi değil mi o? O Uzun Mehmet, Ulubatlı değil. Bunu da öğrenmiş olur rahmetli kardeşim. Rahmetli mi? Bana mı dediniz? Geçmişinden haberi olmayanın geleceği ömürsüz olur. Sen de çoktan ölmüşün de haberin bile yoktur. Mezarı mobilize bedbaht. Ben diyeceğimi dedim. Ve huyum kurusun, diyeceğimi de sadece bir defa derim. Artık karar senin. Şairin dediği gibi. Adam olan ah almaz, kul hakkı yerde kalmaz. Haksız kazanç sağlama, sonra pişman olup ağlama. Gözünün yaşını silen olmaz. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Abi öğle namazını müteakip iki kapılı camiine gelir misin? Hayırlı bir iş var. Önemlidir. Önemliyse geliriz. Ama sakata gelmeyiz. Önce tedariğimizi alalım, sonra olaya dalalım. Neyse ben babamla bir şey konuşacağım. Hadi sonra görüşürüz. Babiş, bana onu al, onu istiyorum lütfen. Tamam kızım, anladık anladık. Zaten belli, gayet efendi, temiz, dürüst bir insan bu Bülent. Ne Bülent ya? Öbürünü diyorum baba. Öbürü? Ne? Ne dedin sen? O yabani, deli, bozuk adamı mı? Bana bak, bana bak kız. Bir daha onun adını bile duymak istemiyorum. Eğer bir daha onun adını... Sakin ol babacığım, sonra görüşürüz. Hayırdır evladım? Bir hayır işi için mi geldin? Evet. Yalnız mı geldin? Evet ama camide kimse yok. Sen bizi adam yerine koymuyor musun? Bak bakayım. Beni benzetebildin mi? Vallahi istersen seni bir benzetmeden kendini tanıtıver. Ya beni tanımadın mı ya? Vay hoca! Hoca ya! Yasin Hoca! Ezberleyebildin mi Yasin suresini? Yoksa hala İhlas modunda mı takılıyorsun? İhlaslar şaşma. Bizi kurtaracak olan İhlas'tır. İyi o zaman. İhlasını bozmadan deyiver. Hayırdır, ne iş? Ne demek ne iş? Bir hocanın dönüp dolaşıp geleceği yer camidir. Ya da musalla taşı. Allah'a çok şükür daha postu çizdirmedik. Sen onu bırak. Gel şöyle oturalım. Vallahi gönderdiğin adam bir hayır işi var dediydi de şaşırdım. Niye şaşırdın? Hayırsız bir adamsın. Hayır işi yapacaksın ha? Ben vallahi kalbimi kırıyorsun ya. Ben İhsan Bey'i çok severdim. Allah rahmet eylesin. Onu kimin öldürdüğünü biliyorum. Kim öldürdü hoca? Bir dakika ya. Heyecanlanma. Dur. İşte.
Burada adı soyadı ve adresi yazılı. Ama bu önemli değil. Bu tetikçi. Bunun arkasında kimler var? O önemli. Eminsin değil mi hoca? Bir yanlışlık olmasın. Günaha girmeyelim bu saatten sonra. Ne demek? Bu adam öldürdü. Eğer o öldürmediyse ben adımı değiştiririm. İhlas mı yaparsın? Hayır. Süphanike. Hadi eyvallah. Allah hayrını kabul etsin. Bir dakika. Yalnız çok dikkatli ol. Bu adamların kimlerle çalıştığı belli değil. Bunlar kansız, soysuz, içsiz, sapsız, neydi belirsiz herifler. Çok dikkat et. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Alın o hayvan herifi. Alın. Lan git. Zıtıyorsunuz. Konuşma ya. Ver. Ben bir şey yapmadım. Kalk. Kalk lan kalk. Yürü lan şerefsiz yürü. Takip edin. Anlaşıldı. O başkomiserin fişini çekeceğiz. Evet beyler. Olağanüstü bir gündem için toplanmış bulunuyoruz. Reşo arkadaşın talebiyle tabii. Evet Reşo, söz sende. Dinliyoruz. Talimatınız gereği reisin ipini çektik. Ancak başımıza koruma amiri denilen bir başkomiser musallat oldu. Birinci tetikçim şu an elimde. Eğer konuşursa bana kadar uzanabilirler. Bu yüzden acil olarak bu başkomiserin başını istiyorum başkan. Başını almak sorun değil Reşo. Tabii Maçabey'e uygundur derse. Evet, onay aldığımıza göre sorun ortadan kalktı. Ama çok büyük hata yaptınız Reşo. Bu adamlar nasıl oluyor da senin adamına ulaşıyor anlaşılır gibi değil. Kim var lan arkanda? Kime çalışıyorsun? Abla vurma. Vallahi ben kimseyi tanımıyorum. Bana para ve uyuşturucu verdiler. Vereni görsem tanırım ama ismini adresini bilmiyorum. Yemin ederim bir. Doğru söyle. Doğru. Bu kızda bir değişiklik var kardeş. Konuşsana. Ne olduysa senden sonra oldu. Lan konuş. Baksana şuna. Söyle lan. Abla. Söyle. Abla tamam dur. Ben telefonla talimat aldım. Parayı vereni de tanımam. Bir daha da görmedim zaten. Ama Reşat diye birinin ismini duydum. Reşat mı? Ha? Reşat mı? Olabilir abla. Ulan sen kimin vurduğunu biliyor musun lan? Şerefsiz! Şerefsizler! Ulan suratına dağıtacağım lan seni! Sen kimin vurduğunu biliyor musun? Oy 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 oy. Kurban olsunlar sana Bildan Hanım. Tamam bekle. Bekle geliyorum. Tamam bekle. Arkadaşlar, arkadaşlar! Salim Bey bir jest ederekten, vicdanının sesini dinleyerekten bu ölümlü dünyanın içinde bir hayır işi işleyiverem diyerekten borçlarınız dışındaki faiz senetlerini size vermeyi uygun görmüş bulunmaktadır.
Egari bunun karşılığında bir teşekkür, bir şükürler olsun minnetini edersiniz gari. E tabii ki kime? Doğru diyorsun, şükürler olsun. Bravo, aynen adamım, aynen. Allah razı olsun Deli Dumrul'dan. Kimden, kimden? Ne durursunuz lan siz? Ulan siz anlamet durur musunuz lan? Salim Bey ilecesiniz, Salim Bey. Hani o delinin de Dumrul'un da. Abdedek, sen bu laflar Dumrul kardeşime mı diyorsun? He kolay kardeşim ya, delir celler mi? Allah et dur lan. Salim Bey et durun, beni Deli Dumrul'dan bahset lan. Bak, kes lan! Bundan sonra Dumrul kardeşimin karşısına gelen beni bulur. Anlaştık lan! Helal be. Aha geldim bak, 5 dakika bile sürmedi. Koptum geldim. Önce şu senetleri rica edeyim. Tabii senetler. Ah, buyurun. Siz de şöyle odama geçin lütfen. Odaya mı geçeyim? İçeriye. Hemen gideyim. Siz istirahatinize bakın. Ben birazdan gelirim. Tamam, hemen gidiyorum. İyi günler Hakan abi. Bizim arkadaşlar arabanın anahtarını bırakacak burada. Buyur Dumrul. Eyvallah. Oo Dumrul kardeş. Bir çayımızı içmez miydin ya? He? Delikanlı adam, delikanlı adama yanlış yapmaz. Ben dost oluverem gari ya. Sağ olasın Cebzebi kardeşim de. Şu delikanlılık mevzusunu pek anlayamadım. Zira şairin dediği gibi, işemekle baraj dolmaz, kediden aslan olmaz. Hadi eyvallah fındık. Ne baktın lan? İşine bak, çalış çalış hadi. Vildan hanım. Geliyorum. Oy oy oy, yerim o tatlı dillerini senin. Hadi gel, bekliyorum. İyicene hazırlandım. Hazır ve nazırım artık. Safiye Hanım. Oyunun. Safiye. Safiye ya. Vildan Hanım, size çok teşekkür ederim. Aradınız, bilgilendirdiniz. Şimdi bana 2 dakika müsaade eder misiniz? Ne demek canım? 2 dakika değil, 5 dakika, 10 dakika. İstediğiniz kadar. Ha. Bu da hakiki gürgen ağacından yapılmıştır. Çok kolay değil. Gelsin. Bak Safiye, bir dakika dinle. Bir dakika dinle. Seni çarşamış. Seni olunmaz. Ah! Ah! Oy 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 oy. Hadi Beyza. Hadi bir daha. Zavallı çocuk. Bu yaşına kadar anasız büyüdü. Semih abi de hem analık hem babalık yaptı resmen. Bırak bakalım. Nereye? Bırak bu ağır abla ayaklarını da biraz içindeki çocuğa imkan tanı. Çok saçma bu yaptın. Mızıldanmayı bırak da iyi. Hızlı sallayacağım, korkma. Merak etme, korkmam. Tehlikeli işler bunlar. Hatırlıyor musun kızım?
bana bir söz vermeni istemiştim. Bana bir şey olursa ağlamayacaktın. Ağlamayacağım baba. Söz, sözünü tutacağım. Üzülme bebeğim. Annenin yanına gidiyor. Benim için onu bir kez öper misin baba? Onu özlediğimi söyler misin? Kimse görmeden azıcık ağlayabilir miyim baba? Görev uğruna feda olsa bu aziz canım, bu vatandan hiçbir zaman kopmadı bağım. Güz geldi yaprakları dökülmüş dağım. Vatan uğruna şehit oldum. Güz geldi yaprakları dökülmüş bağım. Vatan uğruna şehit oldun o. Bugün burada yiğit bir vatan evladını uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Eşini şehit verdikten sonra bu makama olan iştiyakı sayesinde aramızdan ansızın uçup giden değerli kardeşimin üzüntüsünü yaşıyorum. Aslında o bizi terk etmedi. Biz onu terk ettik. Çünkü o şu anda aramızda bütün heyecanı ve cesaretiyle dolaşmakta. Kim bilir, belki de sevgili emaneti ve eczacının başını okşamakta ve öpmektedir. Ne mutlu bize ki Semih gibi kahramanlarımız var. Bu vatanı parçalamaya çalışan alçak ve hainlere buradan sesleniyorum. Bu amacınıza ulaşamayacaksınız. Bizim cesetlerimizi çiğneseniz de, parçalasanız da bu vatanı asla parçalayamayacaksınız. Canım oğlum mezarını kazdılar ben. Sen şehitsin. Semih kardeşim, oldu mu şimdi böyle? Tüm rütbeleri aşıp zirvelerde taht kur ve bizi devre dışı bırak. Makam bu, mevki bu, gurur bu, huzur bu. Gıpta etmemek ne mümkün? Makamların canını okuyan adam, başkomiser sen. Polis merasim birliği! Sen cennet yamaçlarında gezerken reftare, bize de bıraktığın tozlu yollarda volta atmak düştü yiğidim. Herkesin ölümden korkup kaçtığı bir dönemde, nasıl ölünür göstermek için şehadet şerbetini içmek. Ne büyük masariyet, ne büyük piyango. Yarım babaydın. Yavruna doya doya sarılıp yatamadın. Sola! Kendi yavruna ayırman gereken vaktin çoğunu alemin çocuklarına ayırdın rahat uyusunlar diye. Esas duruş! Şimdi rahat uyuyabilirsin. Arkanda şehitliğe müştak binlerce kardeş bıraktın çünkü. Sana söz. Vatanımıza göz diken akreplerin, yılanların, çıyanların yuvaları dağıtılmadıkça rahat döşeklerimizde yatmayacağız. Bekle bizi Semih. Polis geliyoruz. Cenaze yürüyüşü marş! Uzaklaş piyasadan. Gözler senin üzerinde. Her an tepene binebilirler. Çabuk tarafından arazi olmaya bak. Acele et Reşo. Anacığım. Hı. İşte bu bizim Beyza'mız. Hoş geldin yavrum. Gel canım. Gel kucağıma gel şöyle bir.
Bu bize emanettir. Misafir değil ama bizden biri olacak artık. Tamam, anladım. Sen ona göz kulak olursan yüzüm arkada kalmaz. Anlaştık mı Naci? Ya bak, bana Naci deme, tamam mı? Bak, gözünü oyarım, arkada kalacak, gözün kalmaz. Başkanım, çok önemli, onun için rahatsız ettim. Haber geldi. Polis her an enseme binebilirmiş. Acilen bir şeyler yapmalıyız. Tamamdır. Ne kadar para ve mal varsa getir, teslim et. Sana bir miktar para verip yurt dışına çıkartırız. Anlaştık? Tamam. Anlaştık. Sağ olun efendim. Müsaadenizle. Size göre benim işim bitti. Fişimi çekivereceksiniz. Öyle zannettim. Ne o parayı veririm, ne de şu son işten yapılacak vurgunu size yediririm. Buyur Reşo. Kardeş, acil bir durum oldu. Cevşat'ı hemen yapmamız lazım. Depoda buluşalım. İmam mı? Ama uzatma. Ne diyorsan onu yap. Ha, bu arada kasada ne varsa getir. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Hadi. Çabuk ol, sallanma. Tamam, tamam Reşo. Hemen çıkıyorum, hemen çıkıyorum. Eyvah. Çantam nerede be? Sen ne zaman geldin kızım? Ne oldu baba? Kötü bir şey mi? Yo, öyle bir işim çıktı. Ben gidiyorum, bana bak. Sen eve git, tamam mı kızım? Hadi. Efendim. Alo. Ha, ben Ecem, Hilden abla. Ne oldu Ecem? Naciye abla orada mı? Çok önemli bir şey oldu, çok acil. Naciye burada yok ama Dumrul abim burada. Dur, onu veriyorum. Efendim Ecem. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Salim kardeş. Vereceğim adreste buluşalım. Ha, nakliye aracını al gel. Yüklemeyi hemen yapmamız lazım. Veriyorum, aklında tut. Reşo ağa mı? Tamam, hemen geliyorum. Sen sakin ol, kimseye bir şey çaktırma. Reşo ağa. Çabey. Kalk gidiyoruz. Eyvallah birader. Emir. Sıkıldıysan oturmaktan haydi o vakit toparlan. Tamam. Biz de o tarafa doğru intikal ediyoruz. Size doğru geliyor. Anlaşıldı, tamam.
elemanlara haber et. Ardiye'ye gelsinler hemen. Ne kadar adam varsa hepsini topla. Hemen, acil. Çabuk lan! Senin git tamam mı? Ben senin arkanı koruyayım. Ama ben de yürü sen git. Lan sen iyice yapar mı? Tek itenden ben arkanı koruyacağım senin de. Dur, dur, dur kurban olayım. Dur, dur, dur kurban olayım. Dur. Bagaj, para dolu. Hepsi sizin. Hepsi. Sen bizi parayla satın alabileceğini mi sandın? İteni, sütü bozuk. Al bunu. Götür. Tamam bırak. Çekiştir bana. Biz götürürüz, biz onları veririz. Mermi var. Görülebildiği kadar da dışarıda bir sürü adam var. Bence bu iş burada biter. Her zaman iyiler kazanacak değil ya. Biraz da kötülere imkan vermek lazım. Biliyor musun? Senin bu gıcık pozlarına sinir oluyorum. Bu kendini beğenmiş ukala gözü kara pozlarına. Ama haklı da olabilirsin. Galiba birazdan ipimizi çekecekler. Bari gider ayak söyleyivereyim, içimde kalmasın. Bir ara senin için farklı şeyler hisseder gibi oldum. Ama senin böyle şeylerle aldığını pek sanmam. Aşkmış, sevgiymiş, duyguymuş. Senin böyle şeylerle işin olmaz değil mi? İçerideyken bir kitap okumuştum. Yazar diyordu ki, insanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamanmış. Birazdan bitecek gibi görünüyor bu iş. Sen konuşmaya devam et. Ukala. Çok biliyorsun. Bir kadın çok biliyorsun dediği vakit anla ki şunu demek istiyordur. Söylemeye gururum el vermiyor ama sen gerçekten çok şey biliyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Carcör'deki 3 mermi birkaç metre gitmemi sağlar. Ben koşmaya başladım mıydı tam tersi istikamete doğru hiç durmadan koş. Anladın mı? Al işte. Senin gibi adamın yapacağı plan da anca bu kadar olur. Mermin bitince ne olacak? Bunu bile akıl edemiyorsun. Birkaç mermi, 3-5 metre. Ya sonra? Matematiğine hayranım. Halbuki ben de çok iyi bir hesap yaptığımı sanıyorum. Çemberi daraltıp tepemize binecekler birazdan. İki kişi için filmin sonu olur bu da. Halbuki onlardan biri öne atılır. Diğeri de kaçmayı başarabilirse 2-1 eşit 1. Hiç olmazsa bir kişi kurtulmuş olur. Ben çıkıyorum. Durun! Hayır! Oy! Hayırdır, ne oldu?
Sana boşuna deli demiyorum. Sen gerçekten değilsin. Beni kurtarmak için. Benim için bile bile ölüme atlayacaktın. Romantikleşmene bana bak. Hem ben öyle duygu, sevgi falan, benim öyle şeylerle işim olmaz. Senin cümle aşağı yukarı böyle bir şeydi herhalde. Tamam, sonuçta geçelim o zaman. Ateşini yerden! Birinin hamuruyla erkek işine karışma sen. Kendine iyi bak. Yolun öbür tarafa düşerse gelir bulur çekerim kulağı. Alçağı da gebertin git. Ya ben maça beysem o iti gebertin diyorum. Anladın mı? Kurtuluşu yok bunun. Bak. Bırakmasa kafamı sıkarım. Şakam yok. Sık baba. Sık. Çünkü sen sıkmazsan ben sıkacağım. Tetiği çekmek istemiyorum. Bırak beni gideyim. Annemle babamı gözümün önünde öldürmüşlerdi. Yalvarmıştım Allah'a. Bu adamı çocuklarının gözü önünde öldürmeden benim canımı alma. Alma benim canımı. Gözümün önünde annemle babamı öldüren katil Maça Bey'i. Adam Zeynep. (Gülüyor)
Hadi kalk ayağa. Ağlama. Değmez. Dumrul. Dumrul'u vuracaklar, yetişmeliyim. Aşk hiçbir zaman pişman olmamakmış. Bize vatan aşkından başka aşklar haram aga. Haram. Dumrul, neredesin? Dikkat et, çevreye kolla. Hayrola? Şimdi bir de çevirici mi kesildi mi başımıza? Çıkma oraya, geliyorum. Çıktın bile. Ne var, ne oldu yine? Beni bekle, kal olduğun yerde. Geliyorum ben, bulacaklar seni. Maça Bey'inden kesin talimat aldılar. Sen nereden biliyorsun? Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Maça Bey benim babammış. Hop dedik, o kadar da değil artık. Sen kal olduğun yerde, geliyorum ben. Lütfen dikkat et Dumrul. Ha bu vatanın ekmeğini yemişim, ha uğruna bir kurşun. Fark etmez be gülüm. Tamamdır Gazi Baba. Hesap kapandı. İşimiz bitti. İşimiz bitti diyenin işi bitmiştir koçum. Daha bir alay işimiz var. Maça Bey'ini hallettik diye işimiz bitmedi Alperen. Daha yeni başlıyor. Bu adam bir numara değil miydi? Bunlar da numara çok. Buna birinci basamak diyelim. Bu basamaklara basa basa hepsini ezip bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ne duruyoruz Gazi Baba? Hadi gazla. Bizim deli olanı da sıkı kollamak lazım. Namlunun ucunda. Deli Dumrul mu? Sağlam delikanlıdır. Kolla onu. Eyvallah. Ya sen ne zaman akıllanacaksın be adam? Bir kere de ciddi olsana. Dumrul! Hadi gitmemiz lazım. Açık hedef durumundayız. Hop dedik. Tamam gidelim gidelim de bir şartla. Sen şimdi bir akıllı uslu ol. Hanım hanımcık ol. Bari bir gireci göğlü ol. Şu adamı bir seni seviyorum de bakayım. Ya saçmalama ya. Şimdi sırası mı? Durun! Yenip ne yaptın? Basit bir matematik hesabı. 2-1. Sen öyle çok deliyim diye böbürlenme. Senden de iste çıkabilir bir gün. Şekilde görüldüğü üzere. Kendine iyi bak. Yolun öteki tarafa düşerse çekerim kulağını. Söyleyeceğim, unutuyorum. Seni seviyorum. Ulan. Ulan. Ulan! Bu itleri üzerimize salanlara hesap sormazsam eğer cümle alem desin ki Deli Dumrul delikanlı değilmiş meğer! Azrail'iniz olacağım lan! Eceliniz benden sorulacak! Akan kan yerde kalmayacak! Sorulacak ulan bunun hesabı! Sorulacak!